Aşk varsa muhteşem olur tabii ki. Her şeyi onunla yapmak, onunla gezmek, onunla okumak, onunla izlemek. En büyük keyfim bu. Pesimist bir insan mısınız? Çok değilim ya aslında. Ya da evet öyle de diyeyim, öyleyim galiba bilmiyorum yani. Yemek de yapabilirim. Çok seviyorum. Yapamadık zaten yemeği. Yani onu da yapabilirim. Çok zorlandınız mı hapiste? Hayır, tam aksine çok şimdi saçma gelecek ama galiba böyle iyi geldi, iyiydi yani. Tek başıma bir oda verdiler sağ olsunlar. Böyle bahçesi falan da vardı. Bir yurt odası gibiydi yani. Bütün gün kitap okudum. Biraz bu duruma nasıl geldiğimi falan düşündüm. Açıkçası biraz kendimle baş başa kalmak iyi geldi diyebilirim. Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Bu programın da böyle de bir özelliği var. Başkalarının merak ettiklerini değil, kendi merak ettiklerimi soruyorum. İyi misiniz öncelikle? İyiyim, idare eder. İyi olabildiğim kadar. Herkes nasılsa o kadar. Hani böyle bir badirenin içinden çıkınca insan kendini iyi... Ya şu anda iyi hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Niye badireden? Badire iyi bir şey değildi canım. O ara ara tabii. Ara ara daha kötü hissettiğim ama stabil hissettiğim de oluyor. Halil Bey, siz oyuncusunuz değil mi aslında? Evet. Anadolu Üniversitesi'nden mi mezun? Hacettepe. Aa, konservatuardan. Evet. Hiç yaptınız mı? Sinema oyunculuğunu söylemiyorum. Hani tiyatroda falan oynadınız mı anlamında? Tabii, oynadım. Yani okul döneminde devlet tiyatrosunda böyle haçlık kazanmak için de oynadım. Sonrasında mezun olduktan sonra da 2 sezon Semaver Kumpanya'da profesyonel tiyatro yapmaya çalıştım. Ama bu kadar aslında tiyatro geçmiş. Sonra müzik falan girince işin içine biraz daha... Müzik nereden çıktı? Yani o sizin içinizde hep gençlikten beri olan bir şey miydi? Çocukluktan beri var tabii. Çünkü ailede çok fazla... Yani babam da basçı, eski basçılardan. Dolayısıyla evin içinde bir müzik olunca işte enstrüman girince falan... Evet, çocukluktan beri var. Çalıyorum, söylüyorum. Sonra bir gün... Beste mi yaptınız? Ne oldu? Evet. Yani ilk bana annem doğum günü hediyesi gitar aldı. Onu böyle tıngırdatırken, öğrenmeye çalışırken falan öyle ilk bestelerimi o zaman yaptım. Yani işte 14-15 yaşlarında. Sonra oyunculuk yaparken mi dediniz ben şarkıcı olayım? Yo, hayır. Ben zaten şarkı söylüyordum. Sonra birileri de sen şarkı söylüyorsun, bedavaya söyleme, biraz para verelim dediler. Ben de eyvallah ne güzel dedim. Aslında böyle kendi akışımda gitti durum. Yani bir şey yapmak ya da... Ama albüm hayalim vardı tabii. Şarkılarımı albüm yapayım, toparlayayım falan gibi bir hayalim vardı ama onunla çok çabalamadan, çok uğraşmadan biraz kendi kendine oldu bazı şeyler. Nerede şarkı söylüyordunuz? Ya üniversitedeyken de söylüyordum işte. Hafta sonları bazı kafelerde falan söylüyorum. Parasız? Hayır canım, parasız olur mu? Yine de bir dolmuş paramızı, ekmek paramızı alıyordum da parasız değil tabii de işte haçlık. Siz nerede büyüdünüz Halil Bey? Eskişehir. Ha, ben de o Anadolu Üniversitesi mezunu musunuz? Oradan tabii, kalmış oradan bende. Kalmış. Ha. Eskişehir'de büyüdüm, evet. Eskişehirlisiniz? Tabii. Eskişehirliyim. Babanız mı oralı? Annem de oralı, babam da oralı. Babanız ne iş yapardı? Annem öğretmen, babam da muhasebe uzmanıydı. Bu öğretmen çok... Memurdu yani ikisi de. O zaman da böyle içinize kapanık bir insan mıydınız? Hep mi öyleydiniz? Yani içime kapanık bir insan mıyım ben? Biraz öyle değil misiniz sanki? Şimdi yargıladım ama. Evet, çok sosyal ortamlarda çok fazla rahat değilim. Burada da rahat değilim. Aslında yani tecrübeliyim ama yine de sevmiyorum. Zaten bizim galiba bu programla ilgili 7-8 aylık bir mazimiz var. Evet. O olmasaydı gelmezdim. Yani çünkü sevmiyorum. Ne anlatacağım, ne konuşacağız. Geriliyorum. Ya mesela kamera olmadığı yerlerde ben sizinle konuşurken çok eğleniyorum mesela. Evet, kamera olmadığı zaman daha eğlenceli. Kamera olunca kendinizi kapatıyorsunuz. Kameradan öte hani bu şey biraz daha reel bir durum. Hani soru cevap. Aslında eğleniyorum yani. Kendim rahat ortamımda kendimi çeksem anlatacağım şeyler daha rahat olabilir ama bir de şimdi şey de var. Rahat da bir durumda değilim yani açıkçası. Yani biliyorum şimdi neler konuşacağız, ne olacak falan. O yüzden ne bileyim. Ama siz eskiden de hep böyleydiniz. Ben mesela sizi televizyonda çok gören bir insan değilim mesela. Evet. Bir aslında kere bir... yıllar önce de ilk galiba ilk röportajlarımızdan evet, birini de beraber yapmıştık. Bir kere yıllar önce Beyaz Şov'a çıktığınız olay oldu ya. Ondan sonra hiç çıkmadınız herhalde. Yo, çıktım. Benim en sevdiğim aslında Okan Bayülgen'le Beyaz'ın programına çıkmak. Orada kendimi rahat hissediyorum. İkisini de çok seviyorum çünkü. İkisiyle de abi kardeş gibiyiz. O yüzden onların yanında daha rahat hissediyorum aslında. Biraz da bir de eğlence formatında olduğu için mümkün mertebe bütün enerjimi aslında o programlarda. Çünkü herhalde en çok onlara çıkmışımdır. Orada daha eğlenceli durumlar olduğu için galiba şimdi biraz daha reality show mu deniyor? Yani, bu reality show değil canım. Nereden çıkardınız? Ama siz de çok eğlencelisiniz. Yani çok keyiflisiniz. Kamera olmadığı zamanlarda diyorsunuz. Yo, şimdi de öylesiniz de işte ne bileyim. Benim ekstra bugün de bir enerjim düşük ya. Ondan olabilir. Belki öyle geçmiştir. Oysa ki aslında o kadar da enerjisi düşük bir adam değilim yani. Şimdi evet, aslında çok yüksek enerjili bir insanım ama günlük hayatımda mı öyleyim bilmiyorum. Çok uyuyorsunuz, belki ondandır. Belli oluyor mu uykudan? Ya ben öyle düşünüyorum en azından. Buraya enerji toplayayım diye bir yarım saat kestirdim evet gelmeden önce. Çünkü niyeyse sizinle ilgili öyle bir bilgi var bende. Siz uykuyu çok seviyorsunuz, çok geç kalkıyorsunuz. Belki de yanlış bilgi ha. Ya şöyle bir şey olabilir. Genelde yapacağımız programları hep akşam üstüne veriyorum saatlerini. Çünkü evet gündüzleri uyuyorum. Çünkü yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Yani konserlerimizin bir kısmı 12'de başlıyor, bir kısmı 1'de başlıyor. Yani en erken işte 11'de başlıyor mesela. Öyle olunca da tabii bu geceyi kullanıyoruz. Yaşam saati olarak biraz daha ağırlıklı gece. Ama eskiden beri de galiba öyleydim. Öğrencilikten beri. Öğrencilikte de öyleydim. Sabahları çok zor kalkardım, okula öyle giderdim. Gece otururduk, gece enerji falan. Ben de hep gündüz insanıyımdır. Saat 10.30 önce uykum geliyor benim. Yani ben de aslında isterim öyle erken kalkayım, güneşin enerjisini kullanayım falan ama ben akşam güneş batarken ki o güneşin enerjisini kullanıyorum. Gece bana iyi gelen bir şey değil mesela, hiç. Canım sıkılıyor filan. Hemen uyumak istiyorum, hemen uyuyayım sabah olsun istiyorum mesela. Yani ben aslında bazı kötü durumları, kötü psikolojiyi atlatmak için de uykuyu tercih ediyorum. Uyku biraz ara veriyor o beynine. Kaçış. Evet, o yüzden de uyumayı seviyorum. Ben de depresyona girince uyurum hep. Düşünmeyeyim diye. Evet. Siz doğuştan depresyon bu durumda. Biraz öyle galiba. Pesimist bir insan mısınız Halil Bey? Çok değilim ya aslında. Yani ya da evet öyle de diyeyim, öyleyim galiba bilmiyorum yani. Karar verelim. Olabilir. Çok güzeldi. Şahaneydi. Pesimist bir insansınız? Hayır değilim. Olabilirim. Yani, öyle misiniz? Evet. Olabilir. Ya işte zaman zaman ruh hallerinin değiştiği bir insan olduğum için hani bir dönem pesimist olabiliyorum, bir dönem olmuyorum. Bazen çok neşeli olabiliyorum, bazen çok keyifsiz olabiliyorum. Şimdi bu dönemde biraz böyle keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim. Çünkü normal böyle kendimle uğraşmam. Bence. Saçma sapan bir şey oldu çünkü. Halil Bey, o hadise olduğunda şunu düşündünüz mü? Ya keşke ben ünlü olmasaydım. Ünlü olmasaydım bütün bunlar başıma gelmezdi. Hiç öyle bakmadım. Ünlü olmasaydım ya da olsaydım gibi bakmadım ama zaten ben ünlüye karşı bir insanım yani. Ünlü olmayı sevmiyorum ben. İyi bir şey değil çünkü ünlü olduğumu hani bana hissettirdikten sonra insanlar ya da etrafındakiler ya da her şey özel hayatım diye bir şey kalmadı. yaptığım hiçbir şey yapamaz oldum. Daha çok eve kapandım. Dolayısıyla sevmiyorum. Tabii bu olayın da bir etkisi var şeyde. Yani ünlü olmasaydım bu geçiştirilecek bir olaydı. Çünkü ülkemizde bu tarz olaylar belki günde 100 kere, 200 kere oluyor yani. Kimini biliyoruz, kimini bilmiyoruz. Ama büyümüyor olaylar böyle. Öfkenizi mi kontrol edemediniz? Yani açıkçası bilmiyorum ya. Ben aslında o günün de yarısını da hatırlamıyorum açıkçası. Öfkeli miydim? Yo, değildim. O gün değildim aslında. Öfkeyle gitmedim. Biz zaten başka bir yere giderken oraya dönün dedim ve döndük. Ya detaylara girmek istemiyorum yani açıkçası. Çünkü ne bileyim hapis yaptım bundan dolayı. Değildim ya, öfkeli değildim. Öfkesi ya birden oldu. Birden hani bir şey koptu kafamda. Öfke patlaması işte. Olabilir. Çünkü anlatıyorsunuz ya, o ilk defa, adam ilk defa bize bunu yapmadı, hep yapıyordu. Evet. Belli ki bir yerde bu bir öfke patlaması o. Ama keşke kontrol edebilseydiniz. Evet, tabii. Keşke o gün arabayı oraya kırmasaydık, son bir kez konuşalım diye. Ne oldu o proje? O projeden artık midemiz bulanıyor tabii ki. Doğal olarak. Yani evet. Çünkü yani biz de bir YouTube projesi çekelim. Hani pandemi sürecinin içerisinde sıkıldık, daraldık, ne yaparız, ne ederiz. Böyle talk show'lu, yemekli, esprili, biraz oyunculuğunda olduğu, biraz da doğal akışında bir şey yapalım istemiştik ama müsaade edilmedi. Müsaade edilmediği gibi üstüne bir de olay buralara geldi. Yani Aşk Olsun, Halil Sezai diye bir projeydi o. Şu anda... Aşk lafını bile duymak istemiyorum. İstemiyorum, hayır. Değil mi? Evet. Öyle olur herhalde insan. Aynen. Çok zorlandınız mı hapiste? Hayır, tam aksine çok... Şimdi saçma gelecek ama galiba böyle iyi geldi, iyiydi yani. Tek başıma bir oda verdiler sağ olsunlar. Böyle bahçesi falan da vardı. Bir yurt odası gibiydi yani. Bütün gün kitap okudum. Biraz bu duruma nasıl geldiğimi falan düşündüm. Açıkçası biraz kendimle baş başa kalmak iyi geldi diyebilirim. Ama tabii bu kadarlık süre yeter. Onun uzunluğu daha kötü olur. Yani o aslında çekilecek... muhasebe yaptınız yani. Biraz tabii. Biraz muhasebe yaptım. Yani kendimi buraya nasıl soktuğumun muhasebesini yaptım. Yani ben normalde... geçiştirirdim. Zaten geçiştiriyorduk. Gülüyordum, geçiyordum. Sırtımı dönüyordum. Aynı şekilde yani orada... Şimdi şöyle düşün, bu odanın yarısı onların da yarısı bizimdi. Biz bu tarafta, onlar bu taraftaydı. Yani daha önce de yapabilirdim böyle bir şey. Ya da başkası yapabilirdi. Ya da Aytaç da yapabilirdi. Ama şimdiye kadar sabredip niçin o gün öyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Bugünkü aklınız olsa ünlü olmaz mıydınız? Ya mesleğe bağlı. Yani şimdi ne bileyim tıp okurdum, ünlü bir beyin cerrahı olurdum mesela. Yine bir ünlü olurduk yani ya da başka bir şey. Ya bilmiyorum ama yani müzik, tiyatro, oyunculuk yapacağım kesin. Ama bu mesleğin de getirdiği şey tabii biraz bu. Ama siz hep magazin ilgisini çeken birisi oldunuz bir de. Herhalde bu ünlü olma fikrine karşı durmak magazinin de ilgisini çeken bir şey oluyor diye düşünüyorum ben. Ya bilmiyorum, magazini sevmiyorum. Magazinle yani hiç barışık da değilim. Bunun da tabii ki sebeplerini birkaç yerde de söyledim zaten. Çünkü yalancılar, yalan söylüyorlar. Ben bir tane doğru haber yaptıklarını duymadım. Hele hele benim hakkımda hiçbir tane doğru haber yaptıklarını duymadım. İlk böyle insanların beni tanımaya başladıklarından itibaren ben aslında işte sohbet etmeye, muhabbet etmeye çalışıyordum. Çünkü orada burada çıkıyorlar. Ama iyi niyetimin hiç karşılığını göremedim. O yüzden diyaloğumu kestim. Ben diyaloğumu kesince herhalde onlar da beni gördükleri yer. Yani çay içiyoruz, kahve içiyoruz mesela. Adam ertesi gün diyor ki 10 saat oturdu, 28 şişe bir şey içti falan diye yani. İnsanlar buna inanıyorlar. Ailem üzülüyor. Sen hani çay kahve içmiştin, toplantıya gitmiştin. Yani aileni ikna etmeye çalışıyorsun. Bunları görünce uzak durmanın en iyisi olduğunu düşündüm. Dolayısıyla çok fazla ortalıkta görünmemeye karar verdim. Göründüğüm zaman onları görünce kaçmaya karar verdim. Ki zaten bir kere yakalandım. Kaçtığın zaman da bir şey uyduruyorlar işte. Yalancılık üzerine kurulmuş bir sistem olduğunu düşünüyorum onun. O yüzden sevmiyorum. İşte öyle kaçınca da üstünüze geliyorlar bence. O yani kaçmacı kovalamacı oyunu. Şans verdim, denedim. Yani Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinde bile yaptığımız röportajı evirip kıvırıp koyunca bir hayal kırıklığına uğradım. Röportajı yapanı aradığımda editör böyle yaptı dediğinde ne yapabilirim yani editör böyle yaptıysa? Yani niye yalan söylüyorsunuz? Söylemediğim şeyi yazıyorsunuz ya da anlattığım şeyi evirip başka bir şey yapıyorsunuz. Bunları yaşayınca en iyisi konuşmamak, görüşmemek. Onlar benimle muhatap olmasın, ben onlarla muhatap olayım. Ya benim hakkım değil mi Instagram'a bir şey koymak? Niye onu oradan alıyorsun da başka bir şeye çeviriyorsun? Ya bir de bunlara inanan var yani. Orada doğrusu var, yalanını yazdığında ona inanıyor. Onları nasıl ikna edeyim ben? Ya kardeşim bak öyle değil, böyle mi? Bunlarla mı uğraşacağım? Yoruyor yani, yorucu. Bu hayat yorucu, doğru. Ben sizi tanıdığımdan beri mesela, sizi tanımadan önce Halil Sezai deyince benim aklıma ne geliyordu biliyor musunuz? İçki. Ama ben sizi tanıdığımda, mesela sizin sürekli içen bir adam olmadığınızı, zaman size içki ikram edildiğinde bunu reddedebildiğinizi falan gördüm mesela. Evet, maalesef bu galiba işte bizim televizyonla ve işte sinemayla, işte karakterleri gerçek yaşantıda da öyle sanmamızla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok yerde geliyor bu. Sanıyor ki beni sabah ben gözümü açar açmaz içki içiyorum falan. Çünkü işte oynadığım İnci Reçeli'ndeki karakter öyle bir karakterdi. O filmde çok fazla izlendi, çok fazla içselleştirildi. Dolayısıyla beni bazen o karakterin adıyla çağıran oluyor. Bazen konserler de etkili tabii. Konserlerde insanlarla beraber kadeh kaldırıyoruz muhakkak. Onlar da etkili ama yani ben işimi yapıyorum. İşimin dışında da günlük hayatımda kendime bakmazsam bu göründüğü gibi bir adam olsaydım herhalde yaşamazdım şu ana kadar. Ölmüş olurdum. İşte bu gazetelerden bir tanesinde mesela yine magazinde 10 şişe rakı içtiğimi yazmıştı mesela. Bir konserde kuliste 10 şişe rakı içmişim. 10 şişe su içsin bakalım ne olacak yani. İnsan şişer ölür değil mi? Böyle garip şeyler işte yani böyle bir algı durumu var. Ne yapayım şimdi onlara da tek tek şey mi yapayım? Hayır arkadaş mı diyeyim yani? Ben bir kere annemle yaşayan bir insanım. Annem bir kere kafamı kırar benim yani böyle bir hayat şeyim olsa. Dönemden olmuşluğu var tabii yani. Uzun zaman önce bir kız arkadaşımdan ayrıldığımda çok canım acıyordu ve... evet her gün sabah uyanır uyanmaz içtiğim zaman dilimlerini biliyorum ama bu bir hayat, yaşam felsefesi ya da işte şeyi olamaz yani. Yaşayamaz insan, ölür yani. Hayatımı idame ettiremem. İş yapamam, kimseyle diyalog kuramam. Siz annenizle mi yaşıyorsunuz? Evet. İstanbul'da? Tabii. Anneniz yazları ben Ayvalık'ta görüyorum da. Evet, yazın Ayvalık'a gidiyor, işte kışları da bende. Biz beraber. Siz gelmiyor musunuz Ayvalık'a? Geliyorum. Arada? Arada geliyorum. Evet. Çok nadir. Yok ya, yazın muhakkak uğrarım. Bir hafta 10 gün kalırım. Dönerim sonra. Yaz biter, annem gelir. Neyse sizin annenizle yaşamanız bir garip geldi bana. Anneannem de geliyor. Halil Bey. Evet, anneannem de geliyor kışları. Bir bu kış çok az geldi anneannem. Onun dışında biz yaklaşık işte 7-8 senedir kışları anneannem de gelir. Babanız vefat etti. Babam vefat etti, evet. 2 sene oldu. Halil Bey, bu başınıza gelen olay sizde bir sosyal fobi oluşturdu mu? Şöyle hani dışarı çıkarsam benim başıma bir hal gelir. Hayır, oluşturmadı. Aksine şöyle bir şey söyleyeyim. yansıtıldığı gibi de ya da konuşulduğu gibi de değil yani. Diyorum ya, medya bana çok çirkin geliyor yani, sürekli sağdan soldan işte abuk subuk haberler. Mesela işte içerideyken bana saldırdığı çirkin bir haber. Çünkü bu bir algı. Oysa ki öyle bir şey yok. Pamuklara sardılar gerçekten de, ki buradan çok teşekkür ederim. Guardian'ından müdürüne. Çok tatlılardı, çok iyilerdi ve aslında bir önyargımı da kırmış oldular. Herkeste, çoğu insanda olan bir önyargıdır. Ben öyle düşünüyorum. Aslında gayet insanlar işini yapıyorlar. Gardiyanlar gardiyanlığını yapıyorlar ve insanlara aslında yardım ediyorlar. Bunu da gördüm. Çok fazla insanla karşılaşmamama rağmen gördüğüm kadarıyla iyi. Yemekler çok güzel. Yani çıkarken dedim ki lütfen bu domatesi nereden alıyorsunuz? Söyleyin biz de yiyelim, çünkü bizim yediğimiz domates değil, daş. Yani tatsız tuzsuz bir şey. O yüzden o anlamda dışarıya çıkmak ya da bir şey yapmak, insanlar gelip sarılıyorlar, geçmiş olsun diyorlar. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Yani şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmadım ki, kendim de zaten normalde çok fazla sosyalleşen bir adam olmadığım için. Çocukluktan beri mi böyleydi Halil Bey? Evet, eskiden beri böyle. Yani ben çok böyle gezeyim tozayım falan değil. Hani biraz kafam vardır. Belli yerlerim vardır sabit. Oralara giderim, oradaki arkadaşlarla görüşürüm. Yenilir içilir, sohbet edilir, evime gelirim. Bu eskiden beri böyledir bende. Güvenlikçi bir insansınız. Güvendiğiniz yerlere gidiyorsunuz. Evet, şeyi sevmiyorum. Bilmediğim yere gitmeyi işte, ya da bir kere çok gürültülü yerleri sevmiyorum. Çok böyle hadi eğlenelim dediklerinde falan, öyle şeyleri sevmiyorum yani. Bana daha sakin, daha muhabbet edebileceğimiz, mümkünse magazinin olmayacağı yerlerde. Siz tek çocuk musunuz Halil Bey? Yok, değilim. 3 kardeşiz biz. Bir kız kardeşim var, bir de abim var. Ha. Onlar hiç bu piyasaya ilgisi olmayan işler yapıyorlar. Yok, kız kardeşim benim oyuncu, o da konservatuvar mezunu. Ama benim kardeşim olduğunu söylemiyor. Hayır. Bir de çok benzeriz aslında. Öyle mi? Evet, ama çocuk yaptı 2 tane. Biri 6, biri 7 yaşında olması lazım şimdi. O yüzden o biraz kariyerini 6-7 senedir çocuğa ayırdı. Oysa ki aslında işte çok yetenekli ve çok aslında heyecanlı. Bu konuda güçlü bir kızdır yani, tiyatro anlamında. Çocuklar biraz daha büyüsün. Çok istiyor şimdi, özledi. Biraz böyle abi bir şeyler yapalım mı falan modunda. Dayısınız yani. Dayıyım. Seviyor musun? Çok seviyorum. Dayı olma fikrini. Seviyorum tabii. Çok tatlılar. Daha işte 2 gün önce geldiler. Çok da hızlı büyüyorlar. Bir garip geliyor, ne bileyim, biraz böyle daha çok akıllılar, böyle mantıklı konuşuyorlar, mantıklı sorular soruyorlar falan. Bir enteresan geliyor tabii, benim de çocuğum gibiler. Mutluyum. Yani umarım sağlıklı, sıhhatli ve keyifle büyürler. Onun için çabalıyoruz zaten, onlar için. Şu çizdiğiniz bu kadar evcimen ve ailesine düşkün adam tipi bizim sizi dışarıdan hiç tanıdığımız gibi değil Halil Bey. Aslında ne kadar yanlış tanıyoruz insanları. Yani birebir herkesle konuşup da ya da birebir insanları hayatınıza katamazsınız. Onlar gördüğü kadar, sizin de verdiğiniz kadar görürler. Yani sonuçta Halil Sezai dediklerinde işte aşk şarkıları yapan, işte alkol, hayatında alkol olan, bitik. Öyle bir imaj var tabii. Bunlar da yaptığınız işlerle doğrultulu ama atlanıyor. Aslında ben komedi oyunculuğunu çok severim. Ve aslında benim 2-3 tane de komedi dizisi oyunculuğum var. Mesela o tarafı hiç görmüyorlar. Bu taraf daha ağırlık basıyor. Sevgili Dünürüm diye bir dizimiz vardı. Evet. Haluk Bilginer, Sumru Yavrucuk, Nevrasen'le ilgili. Kahve Bahane diye Türk Max'te bir dizimiz vardı. Bir kahve makinesinin önünde bir sitcom'da o da. Onu da hatırlıyorum. Bir takım diziler vardı işte yani. 7-8 tane dizide oynadım şimdiye kadar. Şarkı söylemeyi çok mu seviyorsunuz? Seviyorum tabii ki. Sahnede olmayı yani. Tabii. Orada o sosyal fobi falan unutuluyor galiba Halil Bey. Evet. klasik olacak ama yani bir o gerginlik, o yani sahneye çıkana kadar ben herhalde 10-11 senedir profesyonel konserler veriyorum. Ama geçmiyor. Yani sahneye çıktıktan sonra bu neyse, bu birçok yerde de, birçok insanda da duyuyorum aslında bunu. Çıkınca bir geçiyor, bir rahatlıyorum. Yani ben de orada bir, o alanda bir başka bir boyuta geçiyorum. Ne diyorlar ona? Üçüncü göz, üçüncü duvar. Bilmiyorum. Ya niye canım? Ha, şey, oyunculukta tamam, öğretiyorlar ya. Evet, evet. Ne, üçüncü duvar mı? Ne o? Onun evet, bir adı var. Bir şey unuttum. Duvar. Değil mi? Onun ötesine bak filan diyorlar ya. Evet, evet. Herhalde öyle bir şey. Yani orada kim olduğunu görmüyorsunuz filan herhalde. Ben zaten hiç görmüyorum çünkü konserlerimi ben gözlerimi açarak söylemiyorum. Sürekli gözüm kapalı söylüyorum. Öyle daha içine girebiliyorum. Yani o şeyi yapamıyorum. Hani ne bileyim. Mesela ben konserlerimde işte 1,5 saat öyle bir şey yapmıyorum. Ne zaman içine girer seyirciyi de onu verirsem bazen o yüzden 4 saat 5 saat sürüyor. Konserler. Mekan sahipleri şikayet etmiyor mu? Yok, aksine hoşlarına doğru gidiyor. Satışlar artıyor. Tabii doğru. En sevdiği şarkıcı sizsinizdir. Bunu söyleyen olmuştu. Değil mi? Yani. Olacak. Hep yani satışlar artıyor. 2,5 saatte bitirdiğimde aa diyen olmuştu. Daha yeni başlamıştık. Daha yeni başlamıştık. Size ne keyif verir hayatta Halil Bey? Neyden keyif alırsınız? Şarkı söylemekten başka. Çünkü o profesyonel iş. Ya ben ailemle olmayı seviyorum. Eğer sevdiğim dostlarım varsa onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Yalnız kalmayı, bir de bunun aksine yalnız kalmayı seviyorum. Aşk varsa muhteşem olur tabii ki. Her şeyi onunla yapmak, onunla gezmek, onunla okumak, onunla izlemek. En büyük keyfim bu. Yani öyle bir durum varsa başka bir şey görmez gözüm zaten. İyi bir aşıksınız yani. İyi bir aşık derken bilmiyorum işte, seviyorum. O da hani şey değil yani, hani ona buna aşık falan değil yani. 40 yılın başı bir oluyor. O da uzun sürüyor zaten benim ilişkilerim. 40 yıllık hayatımda işte 4'tür, 5'tir belki. Hepsi de 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Böyle. 3 yılı da çok mu sayıyorsunuz canım? Şu anda, şu dönemde galiba 5 yıl falan fazla. Çok geliyor, öyle geliyor insanlara. Hızlı tüketiyoruz çünkü şu anda. Ya eskiden de yani benim camiamda olan insanların öyle çok uzun ilişki, çok nadir. Hızlı tüketiliyor, hızlı tüketiliyor. Sosyal medyaya küs müsünüz? Kızgın mısınız ya da daha doğrusu? Ya sosyal medyaya küs falan değilim. Sadece şeyden dolayı ya orada bir dert anlatılmaz arkadaş yani. Ben de çok saçmalamışımdır çünkü yani. Bazı zamanlarda. Saçma sapan şeyler yapmışlığım vardır ama bir süre sonra baktığımda yani sosyal medyanın geçmişine baktım ben. Kendi ölüm, başsağlıkları, yani hep kötü, hep kötü, hep kötü, hep kötü yani. Orada dert anlatılmaz yani. O bana biraz böyle bizi gerçeklikten uzaklaştırıyor gibi geliyor. Dolayısıyla çok sık kullanmıyorum. Zaten kullanmıyordum. Kullandığım zaman da zaten saçmalıyordum. O yüzden çok kullanmıyorum. Küs de değilim. Sadece işte ya biraz bu medya, sosyal medyaya da diğer medya şu anki durumda 2 yüzlü buluyorum. Çok 2 yüzlüler yani. Dolayısıyla bu 2 yüzlülük bezdirdi artık yani. Olan şu kadarcık enerjimi de aldı gitti. Ben bir şey söyleyeceksem zaten sahnede söylüyorum. Orası benim alanım ve binlerce insan oluyor. Binlerce insanla yüz yüze paylaşıyorum. Yani orada bir şeyi beğenip ertesi gün yeni bir olayı beğenip ya da paylaşmak ya da kınamak bana çok şey geliyor yani, balon. 2 yüzlü buluyorum işte yani, 2 yüzlü görüyorum. Şimdi biraz. Yeni şarkılar mı geliyor? Ya evet ya, aslında biraz vakit dolduralım, sıkıntımızı atlatalım, geçirelim diye. Çok sevdiğim bir kardeşim var. iyi bir müzisyen, çok güzel şarkıları var. 3-4 senedir de zaten birlikteyiz. Onunla birlikte şarkı yaptık, klip çektik. Umut Kaan Çakır düet yaptık onunla birlikte. Ben de herhalde bu senenin içerisinde biraz böyle biriktirdiğim albüm ya da şarkıları paylaşırım herhalde. Ne yapacağım? Başka? Ne yapayım? Yani cebimde öbür dünyaya götürecek halim yok. Biraz içimden gelmiyordu benim. Yaklaşık 5 senedir bir şey yapmıyorum çünkü bu anlamda. Yapacağım da ne olacak kafasındaydım. Hala da öyleyim ama ara ara da işte bir gaza geliyorum. Yani seven insanlar var, yani onlarla paylaşmalıyım yani bunu. Paylaşayım, bekliyorlar, istiyorlar. Ben de istiyorum, bazen o şeyi yaşıyorum. Sonra niçin diyorum, neden yapayım bunu? Ama işiniz bu ya. İşte işimi yapmak istemiyorum ara ara. Ara ara çok istiyorum. Yani, neden yapayım diye, işimiz bu. İşte işimi yapmak istemiyorum diyorum. İşinizi çok seviyorsunuz değil mi? Seviyorum ama işte... Ya ne bileyim, bir enerji yok. Başka bir, yani... Kafayı başka şeylere konsantre ettik. Hepimiz öyle olduk yani. Günlük olayları, günlük vahşetleri, saçma sapan kuralları... Yani olan Türkiye'de bunları sayarsak uzar da gider. Bunları düşünmekten, bunlara kafa yormaktan, bir şeyleri düzeltmeye çalışmaktan... Şarkı söylemeye, oyun oynamaya vakit kalmıyor ki. Yani yapabilen yapıyor tabii muhakkak ama ben beceremiyorum. Ben bir şeylerin aurasının değişmesini bekliyorum ülkede ya da dünyada. Bir pozitif bir şeyler olsun istiyorum. O pozitifliğin içinde çabalayayım. Merak edeyim, heyecanlanayım istiyorum. Bu auranın değişmesini bekliyorum açıkçası. Biraz da şey, sizin için ün çok bir şey ifade etmediği için ününüzü korumak gibi bir derdiniz de yok. Öyle olunca da bunun için bir çaba da sarf etmiyorsunuz. Niye çaba sarf edeyim? Ünlülük bir meslek değildir ki. Ben kendi mesleğimi yaparım. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Alan alır, almayan almaz. İzleyen izler. Ama hani ünlülüğümü koruyacağım diye bir niye kaygım olsun ki? Ama öyle ya aslında, piyasa öyle yürüyor son tahlilde. Tabii biliyorum canım. Yani ünlü korumak üstüne yürüyor. Oraya çıkmak değil de orada kalmak ya dert. Biliyorum, evet. Var, etrafımda da çok var. Sizde öyle bir dert olmayınca o zaman şey oluyor tabii, ben niye yapayım ki? İçimden gelirse yaparım, içimden gelmezse yapmam. Açıkçası yani bu kafadayım. Her zaman da bu kafadaydım. Yoksa şimdiye kadar... 5 sene oldu. 5 senede çok iyi teklifler, çok güzel kanallar açıldı ama içimden gelmiyor. Ne yapayım yani? Reddetmek zorundayım birçok şeyi. Yalan olur. Yalandan yaparım. Yalandan yaptığım bir şeyin de bana hiçbir faydası olmaz. Manevi olarak, maddi olarak olabilir ama. Sisteme bu kadar karşı durmak çok yorucu değil mi ya? Ben sisteme karşı durmuyorum ki. Yani var olan, kabul edilmiş ya da şu an geçerliliği olan sistemin içerisinde olmak istemiyorum. Karşı değilim yoksa. Olan oluyor zaten. Yani mesleğim adına söylüyorum. Ya da genel olarak söyleyeyim. Karşı olduğum şeyler var. Kabul edemeyeceğim durumlar var. Bunlar yoruyor zaten. Yorduğu için de zaten. Ya birazcık böyle yaptığımız şey biraz şarkı söylemek, türkü söylemek. Biraz gönüllere hitap etmek. Yani o gönül kırılmışsa, ne bileyim yaralanmışsa, başka şeylerle ilgileniyorsa, aç adam ya, adam aç. Ben şimdi ona gidip, bak işte kaset yaptın mı diyeceğim ya. Onların biraz böyle, dedim ya işte bu auranın biraz da olsa bir düzelmesi lazım ki, ben de kendi adıma biraz keyifleneyim. Halil Bey, bırakmayı düşünüyor musunuz zaman zaman? Neyi? Ben bırakayım bu işleri. Oluyor mu öyle? Bir geliyor mu yani? Yani bir iş olarak görmüyorum ki. Yani bu bir meslek değil gerçekten benim için. Niye? Yani, şarkıcılık bir meslek değil mi? Yani seviyorum yani. Yaptığım işin karşılığında para kazanmak, evet, profesyonel olmaktır ama illa da ısrar etmiyorum bunu yapacağım diye yani. Yemek de yapabilirim. Çok seviyorum. Yapamadık zaten yemeği. Yani onu da yapabilirim. Daha geliştiririm kendimi, giderim bir yer açarım, orada da yapabilirim, takılabilirim. Yani yeter ki ruhumuz iyi olsun. Hani illa bunu yapacağım diye de bir şey yok. Ben hangi kendi açtığım... Hangi yapıyorsun? Karnabahar olabilir. Aman şey, karnıyarık olabilir. Sebze yemeklerinin... Ya benim şöyle bir özelliğim var aslında. Bir yaptığım yemek, bir dahaki hafta yaptığımda o onu tutmaz. Çünkü ben onun içine baharat çeşitleri yaparım, araştırırım, okurum. O, ne iyi gelir, yani ruhumuza ne iyi gelir. O yüzden biraz deneme de yanılmayla yani. Füzyon mutfağı gibi. Biraz öyle, evet. Sizden yemek tarifi de alınmaz yani. Evet, alınmaz. Değil mi? Evet. Çünkü yani en değil. Fazla şöyle diyebilirim, şu baharatlar çok güzel deyip hediye edebilirim. Onları artık kafanıza göre koyabilirsiniz. Çünkü yemeğin tadını değiştiren bir şeydir baharat. Birini fazla kattığınız zaman o ağırlık yapabilir, yemeği çok başka bir yere götürebilir. Ben o dengeleri seviyorum, o farklı tatları bulmayı, aramayı seviyorum. O yüzden keyif alıyorum. Mutfak benim için arınma yeri yani. Çok saatlerce doğrarım, yaparım. Keyifli bir yer. Hiç beklemediğim bir şey mesela sizden. Ama siz de sabahtan beri hiçbir şey beklemiyorsunuz. Hayır. Yemek yapmak sabır işi ya. Ama ben çok sabırlı bir adamım normalde. Normalde. Ama yani aslında o olayla da ilgili çok sabrettik canım. Yani 6 ay. Yani taşa 6 ay küfredip, hakaret edip, tehdit edin. Bakalım taş ne hale geliyor, onu bir görmek lazım. Yani o yüzden aslında sabırlıyımdır yani ben. Demek ki sabır taşı diye bir şey vardı ya. O demek ki sabır taşı da çatlıyormuş. Çatlıyormuş. Evet. Doğru bir sözmüş. Doğru yani. Bir sözmüş, evet, hakikaten. Size daha fazla eziyet etmeyeceğim. Kendimi eziyet ediyormuş gibi hissediyorum. O yüzden canım, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Kamera olmadığı zamanlar size sohbet etmek daha keyifli. Eyvallah. Kamera önünde de çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.